Ediyoruz siyasetin sıcak başlıklarını konuşmaya. Bugün 20 Eylül 2024 günlerden de Cuma. Bugün önemli bir olay yaşandı. 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçen İstanbul ilçeli belediyelerinden bir tanesi de Beyoğlu Belediyesi'ydi. Şimdi mesele şu. Beyoğlu Belediyesi'nin birimleri ortak kullandıkları hükümet konağı binasından zorla tahliye ettirildi. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney birazdan canlı yayınımıza uzak bağlantıyla katılacaklar ve vatandaşın iradesiyle bir hesaplaşma var burada meselesini, ifadesini bize ayrıntılandıracaklar. Ama gündüz olanları, o tahliye işlemi sırasında olanları, tepkileri bir görelim, bir hatırlayalım. Ardından Sayın İnan Güney ile konuşmaya başlayacağız. Buyurun. Bunun hesabını verecekler bana. Evet. Biz vatandaşı bekliyoruz. Bu geçici mi? Bu yine bu seçimler gelecek. Yine aynısını yapacağız. Biz bu zaman daha büyüsünü yapacağız. Ya parti döneminde böyle bir sıkıntı yok. Niye? Nereye kadar? Bu ayrımcılık nereye kadar? Yani yeterince doldurmadınız mı kendi adamınızı? İnsanımızı ya biz fakiriz. Her yerde fakirler mi mağdur olacak ya? Şimdi AK Parti burada olsaydı burada bizi boşaltmayacak. Boşaltmayacaktı. Yıllardır gidiyoruz, geliyoruz. Evet, Beyoğlu Belediyesi'nin birimleri ortak kullanılan hükümet konağı binasından bugün bu şekilde zorla tahliye ettirildi. Aslında konuyla ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bir açıklaması oldu. Eğer böyle bir şeyi CHP'li bir belediye başka bir partinin belediyesine yapsaydı ilk tepki gösteren ben olmazsam namerdim dedi. Çok yüksek perdeden bir tepki gösterdi. Sayın İmamoğlu'nun açıklamasına da bir dinleyelim, ardından Sayın Başkan'a bir gidelim. Buyurun. Bugün sabah itibariyle Beyoğlu'nda Beyoğlu Belediyesi'ni devletin valisi, valiliği, kaymakamlığı belediye binadan çıkarıyor. Hangi binadan çıkarıyor? Ya seçimden birkaç ay önce, 2-3 ay önce bitirdikleri bir kışlayı, devletin bir kurumunun bitirdiği bir kışlayı, diyor ki o zaman orası AK Partili bir belediye. Diyor ki sen şu kapıya belediyenin tabelasını as, buranın 1600 metresini sen kullan, şu tarafa da kaymakamlığın tabelasını ey kaymakam sen aç, burayı da kaymakamlık kullansın. Ya seçimden 2-3 ay önce, seçimde millet oy kullanıyor, şimdi orada Cumhuriyet Halk Partili bir belediye var. 15 gündür gece gündüz, bugün geleceğiz yarın geleceğiz, çıkın terk edin. Ya tabela asmışsın 2 ay önce, seçimden 2 ay önce. Bakın bu bile bir iktidarın gitmesine sebeptir arkadaşlar. Bakın bu bile. Sadece bu bile bir iktidarın gitmesi için yeterli bir nedendir. Vali utansın, kaymakam utansın diyor İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Sayın İnan Güney, siz ne diyorsunuz? Ne oldu, nasıl oldu? 15 gündür size böyle bir baskı mı yapılıyor? Çıkın, tahliye edin. Önce bir geçmiş olsun diyelim tabii. Neler yaşandı bugün? Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Sinan Hanım. Konukları da selamlıyorum. İyi yayınlar diliyorum. Neler oldu? Aslında her şey 31 Mart'ta başladı biliyorsunuz. 31 Mart'ta vatandaş bir irade beyan etti. Beyoğlu özelinde konuşayım. Beyoğlu'nda vatandaş bize şu mesajı verdi. Biz dedi partizanlıktan bıktık. Biz de ayrıştırılmaktan bıktık. Bizim sorunlarımızla ilgilenen bir belediye başkanı istiyoruz. Halka ayrıştırmadan, halka kin nefret tohumları ekmeden bize eşit hizmet edecek bir belediye başkanı istiyoruz dedi. Dolayısıyla 31 Mart'ta Beyoğlu halkı 30 yıllık bir ezberi Beyoğlu'nda bozdu. Biz de göreve geldikten sonra yine kaymakamlık binasında, ana hizmet binamızda Şişhane'de ve ek hizmet binalarında görev devam ediyoruz. Tabii geldikten sonra biz vatandaşın içerisine daha çok girdik. Biz kendimizi makamlara, mevkilere, odalara, koltuklara kapatmadan daha fazla halkın içinde olduk. Daha çok okula gittik, daha çok dernek ziyaret ettik, daha çok STK ziyaret ettik, daha çok pazara gittik. Dolayısıyla bazıları Beyoğlu'ndaki bu çalışmalarımızdan rahatsız oldu. Kaymakamlıkla ilgili ben şu belgeyi göstermek istiyorum. Buyurun. İşte herhangi bir belge yok sizi dendi. Sizi tam ekran bakın, verelim. Tam ekran verelim ki belgeyi de net görelim. Buyurun, evet. Evet, bakın şurada altta Sayın Kaymakam'ın imzası ve kaşesi var. Şurada tarihi yazıyor. Ne diyor? 15 Kasım 2024 tarihi.
Sayın Ekrem İmamoğlu'nun, Büyükşehir Belediye Başkanımızın bahsettiği konu ve üstte yazanı okuyorum. Hükümet konağı binası kullanım alanının 7000 metrekaresi kaymakamlığa, 1400 metrekaresi Beyoğlu Belediyesi'ne tahsis edildiği için ortak kullanım alanları mevcuttur. Bakın biz söylemiyoruz Sayın Kaymakam, 15 Ocak'ta bunu bina kullanım yönergesi olarak yayınlamış. Dolayısıyla ve oraya ekranda şu an görüyoruz. Kocaman bir Beyoğlu Belediyesi yazısı asılmış. Burada yönergede geçici kullanım yok. Yönergede biz seçimden sonra boşaltacağız yok. Dolayısıyla ben bugün sahada da söyledim. Sonuç siyasi bir hamledir. Vatandaşın sandık iradesiyle hesaplaşma yönünde bir hamledir. Ancak biz bu filmi izledik. 2019-2024 döneminde Büyükşehir'de biz bu filmi izledik. 16 bin oy 800 bin oldu. 800 bin oy 1 milyon oldu. Anlaşılan o ki demokrasiden ders alınmıyor, sandıktan ders alınmıyor. Şunu söyledim, bu vatandaşın bir vicdanı var. Bu vatandaş sağcı da olur, solcu da olur. AK Parti'de de olur, Cumhuriyet Halk Partili de olur. Ama mağdur ve mazlum gördüğünün yanında her zaman durmuştur. Türk siyasi tarihi bunun örnekleriyle doludur. Geçmişe bir bakmalarını istiyorum arkadaşların. Ve bununla da kalmıyor maalesef. Biz Beyoğlu'nda ezberleri bozduk dediğim gibi. Emekli evi açtık. Bu zor günlerde emeklilerle dayanışalım diye 1 lira emekliye çay şu an. Kasbaşı emekli evinde 1 liraya emeklilerimiz çay içiyor. Biz bu hizmetin mutluluğunu yaşarken hop kaymakamlıktan bir yazı, kaymakamlık binasını boşaltın deniyor. Biz Beyoğlu'nun ihtiyacı olan ring seferlerini Beyoğlu halkına ücretsiz sunarken, bir anda Beyoğlu halkı bunun mutluluğunu yaşarken bize hop Terasanta'yı 2022 yılında Beyoğlu Belediyesi'ne Vakıflar Müdürlüğü tarafından kirayla verilmiş 10 yıllık kira sözleşmesi olan ve bizim kültür, sanat, konser ve gençlere kafe olarak kullandığımız Terasanta Manastırı'nı Vakıflar Genel Müdürlüğü boşaltın diye yolluyor. Biz 22 yıldır yapılmamış yolları, bakın Fatih Sultan Caddesi en son 22 yıl önce asfalt gördü. Örnek Tepe Etibank Caddesi yine 20 yıl önce asfalt gördü. Dolayısıyla Beyoğlu'nu yaşayan nüfusun günlük olarak en yoğun kullandığı caddelerin asfaltlarını, kaldırımlarını Büyükşehir Belediye'mizle birlikte yaptık. Vatandaş bize teşekkür ederken bir anda TRT'den yine 2012 yılından beri kullandığımız binadan bugüne kadar 1 lira kira almamış TRT, Beyoğlu Belediyesi'ne 10 milyon lira ecri misil yollayıp tahliye davası açtı. Ecri misil. Tamam. Ecri misil. Ecri misil. Tamam. Yine biz beslenme saati projemizi hayata geçirdik. Beyoğlu'nda 2096 tane çocuğumuz beslenmesi olmadığı için beslenme zili çaldığında sınıfları terk ediyordu. Beylikdüzü Belediye'mizle birlikte bu projeyi Beyoğlu'nda hayata geçirdik. 2096 tane çocuğumuzun mutluluğunu yaşarken bir anda İşkur'un 15 yıllık alınmayan harçları toplu olarak bize yolladığını gördük. Yine 42 tane devlet okulumuzu, bakın bizim vazifemiz değil ama devlet okullarının hali işler acısıydı Beyoğlu'nda. 42 tane devlet okulumuzun boyasını ve lavaboların bakım onarımını yaptık. Bunun karşılığında okulların açıldığı pazartesi sabahı okul kapılarına astığımız pankartlarımızın söktürülüp atıldığını gördük. Yine Beyoğlu'nda geçim sıkıntısı çeken ev kadınlarımız var biliyorsunuz. 340 tane ev kadınının ekmek yiyeceği, evde ürettiği el emeği, göz nuru ürünleri satacağı, kendi ev ekonomisine destek olacağı kadın el emeği standlarını, 24 tane standı biz Yeşilçam Sokağı'nda İstiklal Caddesi'nde kurduk. Geçmişte de Beyoğlu Belediyesi bunu kurmuş. Ne yapmış? Kaymakamlığa bilgilendirme yazmış, Taksim Meydanı'nda açmış. Kaymakamlığa bilgilendirme yazmış, Galata Meydanı'nda açmış. Biz meydanlarda açmadık, bilgilendirme yapıp kendi yetki alanımızda ara sokakta açtık. Ancak açtıktan birkaç saat sonra güvenlik nedeniyle uygun değildir dendi. Ve gece sabah 4'e doğru kadınların bir haftada, bir ayda ürettiği el emeği ürünleri parçalarak o standların içerisinde maalesef kadın el emeği pazarımız
kaldırıldı. Ben şunu söyledim. Kaymakamlık binamızda Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz vardı. Kaymakamlık binamızda Afet Müdürlüğümüz vardı. Evet. Engelliler Şefliğimiz vardı. Yine orada Gençlik Müdürlüğümüz vardı ve Saha Çözüm Ekibimiz vardı. Ve bize halka hizmet etmek için bina lazım değil. Bize doğru. Halka hizmet etmek için makam koltuğu lazım değil, o da lazım değil. Biz vatandaşa sokakta da hizmet ederiz doğru. dedik ve kaymakamlığın önündeki çadıra bugün ben Beyoğlu Belediyesi... Nereye gittiniz? Yani baya baya buradan işte koltuklar, masalar, size gerekli olan tüm ekipmanlar baya baya taşınıyor, gidiyor. Yani boşaltılmış o bina, bugün geleceğiz, yarın geleceğiz. Nereye gittiniz diyecektim, çadır mı kurdunuz? Şu an çadırımızı kurduk. Kaymakamlık binasının önündeki kaldırımda vatandaşa sosyal hizmetleri aksatmadan vermeye devam ediyoruz. Çok yer arayışımız sürüyor. Ancak o çadırda Beyoğlu'nun ayıbı olsun. Beyoğlu'nda bu karara imza atanların ayıbı olsun. Niye ayıbı olsun partizan... Sayın Başkan? Hiç de ayıp falan değil aslına bakacak olursanız. Çok güzel bir şey söylediniz. Yani vatandaşa hizmet etmek için makam koltuğuna, binaya, koltuğa ihtiyaç yok ki. O çadırda vereceğiniz hizmet belki daha... doğru yerlere gidecek, doğru yerlere dokunacak ve doğru bir dönüş olacak size. Ayıp diye de düşünmeyin, üzülmeyin yani demek istiyorum aslında. Teşekkür ediyorum. Evet. Şuna üzüldüm. Bir tane anne pusette bebeğiyle gelmişti sosyal yardım almak için. Bütün bilgisayarlarımız söküldüğü için altyapı yoktu, yardımcı olamadık. Engelli bir yaşlı annemiz bastonuyla gelmişti. Yine bir tane anne bir çocuğu kucağında, diğer çocuğu elinde gelmişti. Bunlar bizi üzdü. Ancak vatandaşlarımıza şunu söylüyorum. Bunlar bizi vatandaşa hizmetten alıkoyamaz. Bizim vatandaşa olan hizmet aşkımızı engelleyemez. Bizim hizmet aşkımız daha da perçinlendi. Biz Beyoğlu'nda dün bir çalışıyorduk. Bugün 5 çalışmaya devam edeceğiz. Ben personelime de, orada 140'a yakın bizim personelimiz vardı. 5 tane müdürlüğümüz vardı. Personelimize de Beyoğlu Belediyesi personeli olarak moralimizi, motivasyonumuzu bozmayacağız. Biz bir tane çocuğumuz bile beslenmezse çantası olmadan okula gitmesin. Kreşlerimiz gününde saatinde açılacak. Emekli evimiz hizmete devam edecek. Ring seferlerimiz yapılacak. 20-25 yıldır asfaltlanmayan, bakımı yapılmayan yollara bakımı daha da arttıracağız. Okullara hizmetten vazgeçmeyeceğiz. Dediğim gibi bunlar bizim hizmet aşkımızı doğru. daha da perçinliyor. Biz biliyoruz ki bu uygulama hak katında da, halk katında da mahkum olmuş bir uygulamadır. Evet, yani tam başkanın son bıraktığı yerden devam edeyim. Yani AK Parti'nin zaten artık adaletle falan alakası kalmadı. Orası çok net. Ve kaybetmenin nobranlığıyla ve intikam hissiyle böylesi absürt bir karara da imza atmışlar. Yalnız dediğiniz gibi halk katında da bu mahkum edildi. Ben de bunu böyle görüyorum. Şimdi orada bizim az önce izlediğimiz kısa görüntüde de isyan eden insanlar var. Evet, dediğiniz gibi orada bugün işi akamete uğrayan yine yurttaşlar var. Yani aslında onların da tepkisini bu çok çekiyor.